Selamlar arkadaşlar. Bugün kendimde bir şeyi fark ettim. Gerçekten bunu bir öz eleştiri olarak yapıyorum. Gavurlaştığımı, Almanlaştığımı, yozlaştığımı fark ettim. Neden böyle bir şey düşündüğümü, neden böyle bir şeyin farkına vardığımı merak edebilirsiniz. Hemen göstereyim size. Bakın, bu yüzden bir tane yapay bir çam ağacı aldım, ışıklı falan. Daha yani bu sene ilk defa Almanya'daki ilk yalnız mı diyeyim artık hani ayrı yaşadığım için. İlk yılbaşımı yaşayacaktım. Daha önce de yapıyorduk ama bu kendi aldığım, kendi evime aldığım bir yapay çam ağacı. Işıklı falan güzel. Bu yüzden ben gerçekten öz eleştiri yaptım ve yozlaştığımı, gavurlaştığımı ve Almanlaştığımı düşündüm. Gerçekten çok kötü bir durum yani bu. Bunu aldım böyle ama işte fişi taktım, ışıklar falan yanıyor. Böyle bir şey var. Niye yaptım ben de bilmiyorum yani. Gerçekten utanç içerisindeyim. Çok büyük bir günah ve küfrün içerisindeyim. Adeta bir yıkılmışlığın, bir yozlaşmışlığın sembolü oldum diyebilirim yani arkadaşlar. Neden böyle düşünüyorum? Onu da açıklayayım. Şimdi bunu Almanya'da yapan bir tek benim zaten. Veya benim gibi birkaç tane daha böyle yozlaşmış, Almanlaşmış, gavurlaşmış insan daha vardır muhtemelen ama hani atınlıktayızdır. Bunu fazla yapan yok. Tam tersine bu ay Weihnachtsgeld ayı Avrupa'da, Almanya'da diyeyim ben Avrupa'nın her köşesini bilmem. Almanya'da birçok iş yeri mecbur olmamakla birlikte birçok iş yeri çalışanlarına Weihnachtsgeld Noel parası adı altında ek bir ücret verir. Bu yarım maaş, aldığı maaşın yarısından başlar. Aldığı maaş kadar oranına kadar çıkabilir. Hani 800-900 euro, 1000 euro, 1500 euro. Dediğim gibi işverene göre değişir. Ama sonuçta böyle bir para var. İkramiye diyebilirsiniz buna. Bonus, yılbaşı, Noel bonusu. Bizim gibi gavurlar, benim gibi gavurlar diyeyim, Almanlaşmış gavurlar böyle çam ağaçları falan yaparken diğer çok muteber, çok Müslüman, çok hassasiyet sahibi insanlar o Weihnachtsgeldleri, Noel paralarını hesaplarına yattıkları gibi hemen çekerler, giderler patronların yanına. Patron derler, kusura bakmayın, bu gavur adresidir, bu Noel parasıdır, ben bunu kabul edemem deyip işverenlerine iade ederler arkadaşlar. Hani bizim gibi böyle gavurlaşmış değildir onlar. Yani Almanya'daki şu andaki pek çok insan bunu yapmakla meşgul. Bankadan hemen bankamatikten o parayı çekip direkt koşarak böyle hatta var ya aceleyle böyle sanki hani bir verginin son günü gibi bir aceleyle hemen koşarlar patronlarına o parayı yetiştirirler ve derler ki biz bu parayı kabul edemeyiz. Bu gavur icadıdır, bu Noel parasıdır, böyle bir şey mümkün değil deyip iade ederler. Böyle duyarlı, böyle din, iman sahibi insanlar vardı yani. Çoğunluğu böyle. Herkes böyle yapıyor diyebilirim yani. %99'u belki burada yaşayanların. Ama işte benim gibi 3-5 tanesi de böyle bir tane çam ağacı alır. Gerçek veya yapay. Açar ve gavurlaşmışlığın sembol olarak bunu yakarlar. Eşeği saldım çayıra, oflaya karnım doyura, gördüğü düşü hayıra, yoranın da avradını.